arkadaşlar, hoş geldiniz. Tek kuzem öğrenci koçu Ruki, Tuğba ben, nasılsınız? Herkes hoş geldi. Merhabalar. Evet, bugün netlerimi arttıramıyorum, ne yapmalıyım hocam diyenler burada. Öncelikle KPSS'ye hazırlanıyoruz. Bu KPSS'ye özel bir seminer arkadaşlar. Bölümlerimiz nelerdir? Nerelerden katılıyoruz? Çalışmalarımız nasıl gidiyor? Çok kısaca tanışalım, kaynaşalım istiyorum. Sümeyye hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ben de sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Gayet iyiyim. Güzel gidiyor. Ramazan da güzel gidiyor. Mart ayını da uğurluyoruz. Az kaldı artık. Sınavlara da az kaldı. Asıl beni bırakın, siz nasılsınız? Heyecan var mı? Kimler bu arada? Lisans, ön lisans? Her kategoriden var genelde, yani seminerlere bütün KPSS adayları genelde katılıyor. Gülcan hocam çocuk gelişimi mezunu, ön lisanstan girecek. Çok güzel. Başka kimler hangi bölümlerden giriyor? Lisans, dikap, Şura hocam öğretmensin. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği. Çok güzel. O halde seni 3 aşamalı yoğun bir süreç bekliyor diyebiliriz. Ama bence buna hazırız arkadaşlar. Tabii ki de Nesra hocam, tabii ki de faydası olacak. Biz sizin için buradayız zaten. Şimdi öncelikle dostlarım, bu seminerimizde doğru ders çalışma yönteminizi, ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözmeniz gerektiğini, tekrar periyotlarınızı neye göre hazırlamanız gerektiğini, ne tartışı yaşayamayışınızın ardındaki sebepleri. Yani biz hep bir sonuca odaklanıyoruz ama bizi o sonuca bir süreç getiriyor. Netlerim artmıyor. Neden artmıyor'ya dönüp bakmamız gerekiyor. Arka planda ne eksik de olmuyor. Bunlara da bakacağız arkadaşlar. Yani o buzdağının görünmeyen kısmına da ineceğiz birlikte. Ve öğrendiğiniz bilgileri, soruya hangi basamaklardan sonra aktarabileceğinizi ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz arkadaşlar. Sizin için çok dolu dolu, faydalı bilgilerden oluşan kaliteli bir içerik hazırladım. Eğer herkes hazırsa, herkesin dikkati bendeyse seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle nasıl ders çalışırsanız maksimum verim alabilirsiniz, bunu bilen var mı? Herkes bireysel yanıt veriyor. Herkes kendi bir çalışma sürecini gözden geçiriyor, süzgeçten geçiriyor. Hocam ben şöyle çalıştığımda verim alabiliyorum, bundan eminim diyenler chat paneline. Hadi bakalım. Herkesten yanıt bekliyorum. Nasıl çalıştığınızda daha fazla verim aldığınızı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Düzenli çalışma verim sağlıyor sadece hocam, ama tabii ki düzende Nesra hocam kişiden kişiye göre değişiyor. Asmin hocam diyor ki genelde sabah soru çözünce. Şura hocam da 1 yaşındaki kızıyla hazırlanıyormuş. Allah size bağışlasın. Bence o sizin en güzel motivasyon kaynağınız. Motivasyonunuz yanınızda işte, ne kadar güzel. Tamam, bu sorunun yanıtını az buçuk aldım. Birçoğumuz bilmiyoruz. Birçoğumuz hayır dedik. Geliyorum ikinci soruma. Konuyu tam öğrendikten sonra mı soru çözümüne geçiyorsunuz arkadaşlar? Yoksa soru çözümünü belirli periyotlarda yapanlar var mı? Tam öğrenmeyi bekliyor muyuz soru çözümü için? Bakalım. Öğrendikten sonra, öğrenip öğrenmediğimi bilmiyorum. Çalışıp direkt soruya geçiyorum. Gülcan hocam, sen tam olarak öğrencilerin özetesin diyebilir miyiz? Klasik bir KPSS öğrencisi eşittir Gülcan hocam. Çok tatlısın gerçekten. Konu videosunu dinleyip bitince soru çözüyorum. Yani aslında konuyu bitirdikten sonra, yani buradaki açıklama doğru. Yani buna uyuyorsunuz aslında. Bunun aksini yapan sanıyorum ki yok. Geliyorum üçüncü soruma dostlarım. Netlerimi arttırmak için konu çalışıp soru çözmem sizce yeterli mi? Yani bir öğrencinin
netlerini belki iki katına, belki üç katına arttırmanın yolu aynı yöntemle devam etmesi mi sizce? Biraz mantık yürütelim. Bu yeterli oluyor mu? Tabii ki aralara tekrarlar girecek. Aynen öyle Sümeyye Hocam. Evet, ben soruyorsam kesin yeterli değildir belirli periyotlarda. Çünkü eski konular unutuluyor. Aynen öyle Fırat Hocam. Ve eski konuların unutulması müthiş korkunç bir şey. Çünkü düşünün ki dostlarım, o konuya sen o kadar emek verdin. Aylarını, günlerini, saatlerini verdin. Hadi öğrendim dedin. Bir köşeye attın, başka konulara geçtin. O konu çoktan zihinden uçup gitmiş. Arkadaşlar ben her zaman söylerim. Tekrar bilginin sigortasıdır. Bakın siz güzel güzel arabalar, evler aldığınızda mutlaka sigortalatıyorsunuz, kaskolatıyorsunuz. Artık telefonların bile kaskosu var. Yani güzel şeyi korumaktır amaç. Şimdi sen bilgiyi edinmek için o kadar kendini yor, yıprat. Ama o bilgi edindiğin haliyle orada durmasını bekle. Zihnimiz böyle bir çalışmaya sahip değil. Yani zihnin yaratılışında öğrendiği bütün bilgiler kalsın gibi bir kodlama yok. Zihin sürekli kendini yeniliyor. Bellekler var zaten, ön bellek, arka bellek. İlk kez duyduğun bilgi ön belleğe gidiyor. Biraz da o bilgi işlediğinde arka belleğe gidiyor. Arka bellekte yeni bilgi geldikçe arkada kalan bilgileri çat 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 atıyor. Yoksa arkadaşlar hepimiz kaç yaşındayız? Bugüne kadar yaşadığımız her şeyi hatırlayabilir miydik? Ya da okuduğun her şeyi hatırla, gördüğün her şeyi hatırla, sohbette ne söylediğini hatırla, ne izlediğini, repliği hatırla. Bu mümkün değil. Zaten delirirdik eğer öyle bir şey olsaydı. Şimdi gelelim. Bu üç soru çok trik sorulardı. Ve ben bu üç soruda sizin yanıtlarınızı aldım, zihnime kodladım. Gelin bakalım bu konuyu, bu soruların yanıtlarını hep birlikte. Aynen öyle Fırat Hocam. İlk mesaj tekrar bilginin sigortasıdır. Aynen öyle. Meşhur örneğimiz, Tekuzem'in meşhur örneğidir. Yıllardır kullanırız biz bu örneği. Ali ile Veli üzerinden detaylıca ele alalım dostlarım. Karşınızda takdim edeyim yakışıklı Ali'miz ve Veli'miz dostlarım. Ali ve Veli aynı mahallede aynı yıl doğuyorlar. Aynı okulda, aynı sınıfta okuyorlar. Sıra arkadaşları, çok da yakın arkadaşlar. Aynı öğretmenlerden ders alıyorlar. Aynı kitaplardan ders çalışıyorlar. Üstelik arkadaşlar, Ali ile Veli'nin ders çalışma saatleri ve toplamda ders çalışmaya ayırdıkları süre bile aynı. Derken geliyor o kara gün. Benim kara gün dediğime bakmayın. Ben sınav günlerini çok severim. Çünkü orada çalışanların zaferinin olduğu gün yani bence. Hani çok güzel bir mücadele veriyorsun o sınavda. Yani eğer güzel geçtiyse tabii ki güzel. İsterim ki bütün öğrencilerimizin sınavları güzel geçsin ama derken sınav gelip çatıyor dostlarım. Ve sonuç, Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor. Peki tamamen aynı şartlara sahipken neden Ali başarısız oluyor da Veli başarılı oluyor? Nasıl? Var mı tahmini olan? Hadi bakalım, herkesten yanıt bekliyorum. Bakalım kimler doğru tahmin edebilecek? Anlama kapasitesi. Gülcan şaşırdı. Hocam gerçekten her şeyleri aynı. Nasıl farklı sonuçlar alırlar? Bilmem, bakalım neden. Şura Hocam diyor ki sınav kaygısı stresiyle başa çıkma. Evet, olabilir. Fırat Hocam da kısmen haklı. Anlama kapasitesi farklı diyor. Bu yüzden olabilir diyor. Şimdi gelelim sonuca arkadaşlar. Ali Veli gibi çok çalışıyor. Evet, okey. Hatta aynı çalışmayı yapıyorlar. Ama Ali boşa çalışıyor. Ali başarısız oluyor. Çünkü Ali kendi öğrenme yapısına uygun ders çalışmıyor. Biz de buradan kıssadan hisse yapalım.
Aile değil, veli oğlum ve veli olmak istiyoruz. Şu an içimizde birçok aile var. Aile olma yolunda gidenler var. Allah göstermesin, hiç istemem. Biz bu yolu veliye çevirelim arkadaşlar. Bakın Ali'nin sonu hüsran. Bu hikayede yanan Ali oluyor. Gülcancığım, en çok sen veli ol. Çünkü bence kendinin farkında bir öğrencisin ve eksikliklerini kabul eden öğrenciler çok daha rahat adapte oluyorlar. Yani önemli olan bilmediğini de bilmek. Derler ya, eksik olduğun bir noktayı bil ki onu tama çevirebilirsin. Ama eksikliği kabul etmeyen birinde çok da fazla fayda sağlayamazsın. Dışarıdaki etkilere kendini kapatır. Arkadaşlarım, sizler de içinizde aliler, veliler var. Hepiniz veli olun inşallah. Her öğrenci farklı öğrenir. Bu yüzden bakın, bu unutmamamız gereken, Fırat Hocam şimdi bunu ikinci madde olarak da not alır. Madde 2, seminerin ikinci kazanımı, herkes öğrenir ama herkes farklı öğrenir. Dolayısıyla Ali başarısız oldu çünkü uyguladığı program kendi öğrenme yapısına uygun değildi. Geliyorum. Peki hocam, ben veli olmak istiyorum. Bu yüzden dediğinize göre kendimi tanımam gerekiyor. Evet. Nasıl tanıyacağım? Öğrenme yapımı nasıl keşfedeceğim dediğinizde duyar gibiyim arkadaşlar. Öğrenme yapınızı keşfedebileceğiniz eğitim analizimize şu an sadece bu seminerde olan öğrencilerim ücretsiz katılabilecekler. Seminer sonunda nereden nasıl katılım sağlayacağınızı da göstereceğim. Şimdi gelelim. Tamam hocam, dediniz ki öğrenme yapısı farklı. Bu yüzden Ali istediği sonucu elde edemedi ama sadece bu yüzden miydi? Hayır arkadaşlar. Ali ile Veli'nin derslerdeki seviyeleri de farklıydı. Her ne kadar aynı dersleri aynı öğretmenlerden aynı sürelerde almış olsalar da bazı derslerde Ali başarılıyken bazı derslerde Veli başarılıydı ve programı hazırlarken bunun ayrımını yapmadılar. İyi olduklarına da çalıştılar, eksik olduklarına da çalıştılar. Birine tam merhem gibi geldi, ilaç gibi geldi o program. Diğerine direkt teğet geçti. Hiçbir şekilde programı uygulamasına rağmen verim alamadı. Ki ben eminim arkadaşlar, içinizde var. Biliyorum. Kabul edin bunu, çünkü bireyselde de uzun yıllardır öğrenci koçluğu görüşmeler yaptığım için binlercesin gibi öğrenci tanıyorum arkadaşlar. Birçoğu da bunu itiraf ediyor. Hocam, ben derece hikayelerini izliyorum, onların yaptıklarını not alıyorum, onlara uyuyorum diyorlar. Diyorum ki hayır, yapmayın, bu kendinize vereceğiniz en büyük zarar olur. O program diğer öğrenciyi birinci yapmış olabilir. Dereceyle atandırmış olabilir. Sana aynı etkiyi sağlamayacaktır. Çünkü onun özellikleriyle senin özelliklerin aynı değil. Onun stiliyle, onun seviyesiyle senin stilin, senin seviyen aynı değil. O yüzden öğrenme yapımızı keşfettikten sonra hangi derste, hangi seviyede olduğumuzu da keşfetmek zorundayız arkadaşlar. Bunun için de lütfen çalışmaya başladıysanız da, başlayacaksanız da, yarısına kadar geldiyseniz de, çoğunu bitirdiyseniz de hiç fark etmez. Bugünü bir milat olarak kabul edin ve bugün her dersten ayrı ayrı seviyenizi ölçün. Hangi derste seviyeniz hangi basamakta çıktıysa ona uygun bir ilerleme kat edin. Çünkü başarının, bakın, netlerim artmıyor diye bu seminere katıldınız ya. Ben size netlerinizi arttıracak formülü şu an söyledim. Netlerin artmıyorsa seviyene uygun çalışmadığın için artmıyordur. Bak, çalışmıyorsun demiyorum. Hepiniz çalışıyorsunuz ama yanlış yere, yanlış zamanda çalış, o senin netini arttırmaz. Git bildiğin konuya çalış, zaten netin yüksekte artmaz ki. Senin netini ne arttıracak biliyor musun? Bak, tabloya bak. Temel seviye, başlangıç seviyesi ve orta seviyede. Bu seviyede olduğun konuları git ve bul. Ve bu seviyedeki konularda karşılığında yazan çalışmaları yap. Sonra netlerine bak. Ne kadar kısa sürede hızlı net artış yaptığına kendin bile inanamayacaksınız arkadaşlar. Bence bu sayfanın ekran kaydını alın. Çünkü birçoğunuzun bildiği şey, hocam seviyem iyi kötü.
Siz sanıyorsunuz ki seviye 2'ye ayrılıyor. İyi, orta, kötü 3'e ayrılıyor. Hayır. Her derste 5 farklı seviyeniz çıkabilir arkadaşlar. Ve temel seviyedeyseniz ön hazırlık yapmanız gerekir. Ön hazırlık yapmadan ne soru çözümüne ne konu anlatımına geçemezsiniz. Başlangıç seviyesindeyseniz detaylı konu anlatımı yapmadan gidip denemeymiş, oymuş, buymuş çözemezsiniz. Çözseniz de zaten çözemezsiniz. Doğrunuz olmaz. Evet Gülcan'cığım, yani ilk kez duyman çok normal. Çünkü bu 5 basamaklı aşamalı öğrenme modeli bizim kurumumuza ait bir model. Bizim hayata geçirdiğimiz bir model. Patenti de bize ait olan bir model. Ve biz bu eğitim modeline garanti öğrenme modeli diyoruz. Bu 5 basamağa uygun çalışan bir öğrencinin öğrenemeyeceği hiçbir konu, çözemeyeceği hiçbir soru yoktur. Bu kadar da iddialıyım. Şimdi dostlarım, unutmuyoruz. İçinizde öğretmenlerim var, ön lisans öğrencilerim var, KPSS öğrencilerim var, liseden girecek olanlar var, karma bir kitle var. Hiç önemli değil. Bu yıl hepiniz sınava gireceksiniz. En son çiftli yılda 2022 yılında KPSS'de sınava giren adayların ortalama verileri şimdi ileteceğim gibi. Lisansta yaklaşık 1 milyon 180 bin küsür. Ön lisansta 1 milyon 159 bin. Orta öğretim KPSS'de de yaklaşık 1 milyona yakın, yani 912 bin civarı öğrenci bu sınavlara girdi. Şimdi bu sınavların üzerinden 2 yıl geçmiş olacak. 2024 yılı çiftli bir yıl olacağı için sınava giren aday sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz arkadaşlar. Tabii ki Gülcan'cığım, göstereceğim. Peki hocam, bu temelleri net sayısına göre mi ayarlayacağız? Asmin hocam, bu temelleri mesela sen bizim kayıtlı öğrencimiz olsaydın biz nasıl ayarlardık? Ondan bahsedeyim sana. Çünkü bunu bir öğrenci olarak tek başına yapman çok zor olabilir. Hani profesyonel bir destek almak istersen kesinlikle bizim sistemimizi öneririm. Ama önermeden önce çok kısaca anlatayım. Şimdi arkadaşlar, bu sayfamıza geri dönelim. Şimdi burada 5 tane farklı seviye var ya. Bizim her dersten ayrı ayrı seviye belirleme sınavlarımız var. Bu sınavlara giriyor öğrencim ve bu sınavlarda yüzlerce sorudan sorumlu. Yani mesela matematikte 150 tane falan soru yanıtlıyor. Çünkü matematikte 1-2 konu yok. 30-35 tane konu var. Yapay zeka orada öğrencinin matematik dersinde alt başlıkta 30 tane konuda hangi konuda temel, hangisinde orta, hangisinde ileri, hangisinde başlangıç düzeyinde olduğunu saptıyor. Ve ona karne olarak getiriyor. Diyor ki Asmin, sen üstü sayılarda ileri seviyedesin. Problemlerde temel seviyedesin. İşte denklemlerde orta seviyedesin diye bunu senin hesaplaman mümkün değil. Bunu bir insan gücü hesaplayamaz. Ben de bir öğretmenim. Uzun yıllardır öğrenci koçuyum ve eğitim uzmanıyım. Bir kere konuyu ölçecek soruları yazman bile zaten mümkün değil. Piyasada da öyle bir kaynak yok. Hani konu bazda senin seviyeni ölçsün. Ya burada bir sisteme ihtiyaç var arkadaşlar. Biz bunu sistemimizde yaptığımız için direkt öğrenci sınava giriyor çıkıyor. Çat karnesi karşısında. Karnesinde zaten hangi konuda ne çalışması gerektiği yazıyor. Hatta öğrenci kayıt olduğunda sadece bu karneye bakarak da değil, çalışabileceği günleri, saatleri de sisteme veriyor. Yapay zeka direkt onun karşısına otomatik olarak yapması gereken çalışmaları planlayarak getiriyor. Yani birçoğunu aslında işin çok büyük bir kısmını yapay zeka yapıyor diyebilirim. Hani bu bahsettiğim seviye ölçüm kısmı arkadaşlar kolay bir kısım değil. Üzülerek söylüyorum. Hani tek başınıza keşke yapabileceğiniz bir kısım olsa ama orada konuları tek tek ayrıştırıp hangi konuda kaç soru vardı, kaç sorudan kaçını doğru yaptım, kaçını yanlış yaptım, kaçını boş yaptım. Bu gerçekten çok zor. Zorlar yani sizi. Bu yüzden dostlarım, bu kadar sınava giren sayısında yükseklik zaten 22'de de varken 24'te belki çarpı 2 katına çıkacakken biz kesinlikle hazırlık sürecimizi, motivasyonumuzu düşürmüyoruz, ertelemiyoruz. Verimli çalışıyoruz, seviyemizi ölçüyoruz, seviyemize uygun çalışma türlerini yapıyoruz. Bu yılımızı asla riske atmıyoruz ve bu yıl atananlar listesine kendi ismimizi yazdırıyoruz. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Şimdi gelelim.
size çözebileceğiniz, size hediye ettiğimiz eğitim analizlerimizi göstereyim arkadaşlar. Hemen örnek sayfama giriş yapıyorum. Ay çok heyecanlandım. Şimdi yapay zekayı birlikte göreceğiz. Evet. Arkadaşlarım bakın. Bu benim seminerime katıldığınız yer. Her birinize bu seminer için rezervasyon oluşturduğunuzda bir kullanıcı adı ve şifre gönderdik zaten SMS olarak. Kullanıcı adınız, mail adresiniz, çok büyük bir ihtimalle birçoğunuzun şifresi de Tekuzem 2024 zaten. Şimdi sayfada burada adınız soyadınız çıkacak. Eğer bilgisayardan girerseniz direkt böyle göreceksiniz. Benim gördüğüm gösterdiğim şekilde göreceksiniz. Ve bakın şurada bir zil bizi bekliyor. Bu demek oluyor ki bak senin bekleyen görevlerin var. Bunları yapmalısın. Bu anlama geliyor. Buraya tıklıyorsun. Eğitim analizi 1 diyor. Tıkla. Burada karşına Türkiye'de ilk ve tek uygulanan, patenti Tekuzem'e ait olan, bu sonuçları başka hiçbir yerde alamayacağın, bütün öğrenme yapını ve psikolojik yapını karşına çıkaracak olan eğitim analizin işte karşında. Teste başla diyorsun ve testin başlıyor. Çözdükten sonra da arkadaşlar sonuçlarınız nereye yükleniyor onları da göstereyim ben size. Bak burada çözdükten sonra rehberlik yazan butona tıkladığında analiz sonucun direkt öğrenme kimliğin ve çalışma önerilerine geliyor. Aynen öyle Gülcan'cığım. Şimdi onları da göstereceğim. Bu senin genel analiz testin ama biz tabii ki genelle kalır mıyız? Hayır. Koskoca yapay zeka sadece bir testle kalır mı? Hayır. Senin bütün özelliklerini tek tek, stresini, hırsını, öğrenme yapını, öz disiplin düzeyini, dikkat dağınıklığı düzeyini, unutma hızını, tüm özelliklerini ölçüyor. Bu mini eğitim analizlerine de rehberlik yazan yerde analiz testlerine tıklayarak katılabilirsiniz. Evet Gülcan'cığım çözebilirsin. Bu analizler bizim size seminerimize katıldığınız için hediyemiz. Ama tabii asıl konu şurada başlıyor arkadaşlar. Bunu da açıkça söylemek istiyorum. Şimdi bunu bir şey gibi düşünün, eğitim hastanesi gibi düşünün. Sen belli tetkiklere gidiyorsun, işte kan testine giriyorsun, idrar testine giriyorsun, tomografiye giriyorsun, MR'a giriyorsun. Yani bir taramaya giriyorsun, sonuçların çıkıyor. Ama asıl sorun o sonuçlara göre bir tedaviye başlamak ya da Allah korusun ameliyat olman gerekiyorsa ameliyat oluyorsun, ilaç kullanman gerekiyorsa ilaç kullanıyorsun, iğne vurdurman gerekiyorsa iğne vurduruyorsun ya. Bizim asıl olayımız analizden ve sınavdan sonra başlıyor. Şimdi sizin bunları öğreneceksiniz evet ama tek başınıza öğrenmeniz hiçbir işinize yaramayacak. Çünkü yöntem bilmiyorsunuz. Yani çünkü bir yapay zeka değiliz açıkçası. Ben de değilim. Bakın ben öğretmenim, zaten eğitim fakültesi mezunuyum. Uzun yıllardır koçluk yapıyorum. Yılların eğitim uzmanıyım. Evet ve bunları anlatan biriyim, bu işin içinde olan biriyim. Bana bunları yorumla ya da bana hocam al bu benim sonucum, bana bu sonuca göre program yap, beni takip et deseniz edemem, yapamam. Yani bunu kusursuz yapmak mümkün değil, bir insan gücü zaten yapamaz. O yüzden biz de arkadaşlar akıllı sistemi devreye aldık ki buradan öğrencinin çıkan sonucu neyse yapay zeka onu görüp ona göre öğrenciyi günü gününe programlıyor. Senin diyor unutma hızın yüksek. Neydi Fırat hocam? Tekrar bilginin sigortasıdır. Unutma hızın yüksek kaç gün diyor? 10 gün mü? Eğer 10 gün çıkarsa sonucunda 10 gün sonra sana aynı konuyu tekrar ettiriyor. Bunu sen yapabilir misin? Bütün konuları tek tek şu gün öğrendim. 10 gün sonra bugüne denk geliyor. Hadi tekrar yapayım. Mümkün değil mesela. O yüzden kendinizi sisteme teslim edip hani kalan bu yaklaşık 3-4 ay var şu an hemen hemen bütün sınavlara. Daha riskinizi azaltıp daha garanti bir şekilde atanmaya
Bence adımlarınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Karşınıza böyle bir sistem çıkmışken, eğer imkanlarınız dahilindeyse ben kesinlikle değerlendirin derim. Buradaki analizleri çözebilirsiniz. Bu analizler bizim size hediyemiz. Onun dışında bu bahsettiğim akıllı sistem ve KPSS kurslarımıza kayıt olmak isterseniz de dostlarım, şu an KPSS lise, ön lisans, lisans, A grubu, öğretmenlik grupları, bu eğitimlerin tamamı bizde mevcut. İster canlı ders, ister video ders olarak çalışabiliyorsun. Hatta içimizde Gülcan'cığım çok beğendin. Şimdi söyleyeceğim şeyi daha çok beğeneceksin. Eğer ön lisansçılar varsa ve evet sen biliyorum ve daha çalışmalarına başlamayan, sıfırdan başlayacak olanlar varsa Nisan ayında lise ön lisans grubumuz için canlı sıfırdan bir KPSS kursu açıyoruz arkadaşlar. Şu anda da kontenjanları dolmak üzere. O kursu aldığınızda bu akıllı sistemde bizim hediyemiz. Keza aynı şekilde lisans grupları, öğretmenlik ve A grubu eğitimlerinde de devam eden canlı derslerimize kaldığımız yerden devam edebilirsiniz. Ya da hiçbir şekilde canlı derse giremem, vaktim yok derseniz full videolar üzerinden de çalışabilirsiniz. Çünkü unutmayın ki arkadaşlar, ders de sadece bir araç. Önemli olan bize özel program hazırlansın, eksikliklerimiz analiz edilsin, öğrenme yapımız keşfedilsin, hedefe kalan gün sayısınca her gün üzerimize düşeni yapalım. Yani sistemin güdülemesine bizim ihtiyacımız var. Zaten başarıya ulaştıran şey o. Yoksa arkadaşlar, aksi gibi bir durum olsaydı her kursa giden, her dershaneye giden, her özel ders alan atanırdı. Ama böyle olmuyor. Ama her bireysel çalışan, her öğrenme yapısına ve seviyesine uygun çalışan öğrenci atanıyor. Karar sizin, tercih sizin. O yüzden ben değerlendirin derim. Şimdi sistem yöneticim de bir link paylaşacak. Kayıt olmak, kurslarımızın detayları ile ilgili, özellikle ücret kısmı ile ilgili bilgi almak isteyen öğrencilerimiz Muhammed Hocam'ın ilettiği linke tıklayıp bizimle görüşebilir. Ah hocam nasıl mutlu oldum, inanın o kadar tesadüfenden denk geldim ve girdim ki seminere, bir işaret sanki böyle enerjilere çok inanırım. Gülcan'cığım kalp, gerçekten ben de çok inanırım, zaten tesadüfe asla inanmıyorum, tevafuğa çok inanırım. Her yol kesişmesi, her tanışma, her kaynaşma kesinlikle bir işaret benim gözümde. Yani kötü bir olay bile yaşasak bundan da alınması gereken çok ders var. Bence hem sana hem de bu seminerde olan diğer öğrencilere güzel bir işaret olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. O yüzden arkadaşlar bence gecikmeyin. Bu şans ayağınıza kadar gelmişken linki de ben tekrardan yeniden iletiyorum. Linke tıklayın. Bugün 18'e kadar dönüş yapacağız size ve yardımcı olacağız. Mesaj gönderin, aynen öyle. Tamamdır. O halde anlaştık arkadaşlar. Var mı sorularınız, merak ettikleriniz? Mehmet Hocam eğer kayıtlı öğrencimizsen bak burada rehberlikte rehbere sor alanı var. Buraya tıklayarak sorularını, taleplerini iletebilirsin. O halde ben yeniden son kez linkimi paylaşıyorum. Tıklayın arkadaşlar, bu seminere özel çok güzel yüksek oranlarda indirimler de kazandınız. Tutarlar da çok çok uygun. Çok teşekkür ediyorum güzel katılımınız için. Kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Hoşça kalınız, dostça kalınız. Ama en önemlisi esen kalınız, sağlıcakla kalınız. İnşallah bütün güzellikler, bütün başarılar sizinle olsun. Şimdiden bu arada bayrama kadar yeni bir seminerimiz olacak bu arada. 1 Nisan'da da seminerimiz olacak. Ama ben hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sonraki seminerlerimizi de takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.